değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ülkemizin doğusundaki fitnenin ilacı nedir? Bilinmelidir ki doğu insanı merttir, samimidir, hasbidir, dindardır. Taşı, toprağı, suyu ve havası eti ve kanıyla mukaddesatına bağlıdır. Doğu insanı berrak ruhunu ürperten, rencide eden hadiselerin arkasında kimler olduğunu ferasetiyle bilir Allah'ın izniyle. Doğu insanı dimağındaki aldatılmaz şuur ile kalbindeki yanardağlar gibi sönmez ve söndürülmez imanıyla ezeli ve ebedi o korkunç din ve vatan düşmanı karşısında Allah'ın izniyle vakarla dimdik durur ve duracaktır. Bu yüzden hiçbir şeytan, hiçbir hile ve desisesiyle bu volkan gibi iman aşamaz, bu ülkeye giremez Allah'ın izniyle. Evet, doğu insanının inanç ve iradesi şu milleti fesada verecek, din, vatan, millet ve mukaddesat düşmanlar önünde çelikten bir dağ, bir kale gibidir. Bu öyle yıkılmaz ve aşılmaz kaledir ki ne yıkılır, ne sökülür, ne de aşılır ne de eşilir Allah'ın izniyle. Şunu da bütün samimiyetimizle ifade edelim ki bu din, vatan, millet ve mukaddesat düşmanları eğer bütün hile ve teknolojilerini kullanarak Himalaya dağlarını yerinden oynattı dense, bize böyle bir haber gelse belki inanmak mümkün olabilir. Fakat şarkta, doğuda, bu ülkede şuur ile iman kaynaştığı ve beraber olduğu müddetçe Allah'ın izniyle Anadolu'nun bir ufacık taşını dahi yerinden oynattı dense asla inanılmamalıdır. Başta dinsizlik ve İslam düşmanlığı olmak üzere zulüm, terör, bölücülük gibi olumsuz esaslar üzerine kurulan ve insan fıtratına aykırı olan bu vatan, millet ve mukaddesat düşmanları Allah'ın izniyle asla paydar olamayacaktır her kışın bir baharı, her gecenin bir gündüzü olduğu gibi bu din, vatan, millet ve mukaddesat düşmanlarının inşallah bir eceli vardır. Eninde sonunda cezalarını çekeceklerdir. Şark insanı cesurdur. Hamiyeti diniyesi için yapamayacağı hiçbir fedakarlık yoktur. Ama şark insan da insandır. Evet, insanlarda istismara en müsait zayıf damar ne yazık ki kavmiyetçilik, ırkçılık ve bölgeciliktir. Bugün bir takım güçler şark insanını ve dünyamızda bulunan bazı milletleri bu damarını kendi menfur emellerine alet etmek istemektedir. Bu maksatla sistemli ve planlı bir şekilde kavmiyetçilik, ırkçılık damarından girilerek din, vatan ve mukaddesata zararlı bir yörüngeye sokulmak istenmektedir. Bazı şahıslar dışında bütün gayretlere rağmen şarklılar bu milletin insanı bu fitneye alet edilememiştir Allah'ın izniyle edilemeyecektir de. Çünkü onlar vefadardırlar, fedakardırlar. Asırlarca vefa gördükleri devletlerine, ve kardeş bildikleri müminlere binlerce kardeşlik bağlarıyla bağlandıkları ebedi ve sonsuz dostlarına hainlikle karşılık vermeyeceklerdir Allah'ın izniyle. Bu hainliğin ne kadar kötü ve ne kadar büyük günah olduğunun da farkındadırlar. Şark insanının bu fitneye itibar etmemesinin tek ve yegane sebebi din ve mukaddesatına olan bağlılığıdır. Çünkü onun mihengi, ölçüsü, tartısı imanıdır, vicdanıdır, ahlakıdır. Hakikat şu ki şark fitnesini tespit ve tedavide dikkat alınacak ilk ilk şey dindir. Dini hassasiyeti kemal erdirmektir. İmani, İslami, ahlaki duyguları canlandırmaktır. Aksi halde alınacak Sadece maddi, şekli, idari ve siyasi tedbirler kesinlikle yeterli olmayacaktır. Çünkü insan sadece bir makine veya bir heykelden ibaret değildir. İnsan hayatlardır. Onun kalbi, ruhu, his ve heyecanı vardır. O azizdir, şeriftir. Alınacak kanuni ve ekonomik tedbirler belki bir ölçüde geçici bir zaman içinde de olsa tesir olabilir. Ancak ruh ve gönüllerde hakim olacak yaptırımlar dini, imani ve İslami esaslardır. Bu esaslar ailede, okullarda, çarşıda, pazarda, ticarette, siyasette, hayatın bütün alanlarında hal haline gelirse inşallah iş kendiliğinden halledilecektir ve bütün problemler çözülecektir.